sosyal medyadaki lüks paylaşımları ve eşi Dilan Polat'a yaptığı jestlerle gündeme gelen Engin Polat, 3 Haziran 1988'de İstanbul'da doğdu. Aslen Ankaralı olduğu belirtilen Engin Polat 35 yaşında. Engin Polat, lise zamanlarından tanıştığı Dilan Polat ile hayatını birleştirmiş ve bu evliliklerinde Nilda ve Milan Efe adında iki çocuğu var. İnşaat sektörüne 2013 yılında adım atan Engin Polat, 23 yaşında milyon dolarlık projelerle sektörde yükselmeye başladı. Daha sonra medikal estetik alanına yönelen Engin Polat, Dipomed Medikal firmasının kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı oldu. Eşi Dilan Polat adına kurduğu ve beraber işlettikleri güzellik merkez zinciri Türkiye'de 72 şube ve dünya çapında 8 ülkede aktif bir şekilde faaliyet gösterdi. Engin Polat, kurucusu olduğu Dipomed Medikal ile servetine servet katmakta. Geçtiğimiz günlerde Engin Polat, evlilik yıl dönümünde eşi Dilan Polat'a uçak kiraladı. Engin Polat, iş dünyasındaki başarıları ve girişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada ifşalarıyla gündem olan Muhammed Yakut, Dilan Polat ve Engin Polat'ı hedef alarak kuyumcu dükkanları üzerinden mail order yöntemiyle kara para akladıklarını iddia etti. Yakut'un iddiasını kesin bir dille yalanlayan Engin Polat, kazandıkları her kuruşun vergisini verdiklerini ve hesap mevzuatlara uygun çalıştıklarını söyledi. Bugün yaşanan gelişmelere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı yakın takibe aldı. 200 milyon liradan fazla şüpheli işlem saptandı. Sosyal medyada zengin yaşamını gözler önüne sererek Türkiye'nin gündemine yerleşen Dilan Polat ve eşi hakkında MASAK inceleme başlattı. Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı. Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken elde edilen hasılat nakit olarak çekilip kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirketlere nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı yapılarak gerçekleştirildi. Tespitlere göre söz konusu şirketlerde toplanan tutarların büyük bir kısmı Polat ailesiyle akraba bağlık ve istiham içinde bulunan kişilerce nakit çekildi. Nakit çekilen tutarların neredeyse tamamı yine aynı şekilde hemen aynı gün içerisinde ya Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın şahsi bankalarına ya da Engin Polat'ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi Şirketleri'nin banka hesaplarına nakit yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye tutar yaklaşık 250 milyon lira. Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketleri'nin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirketlerin hesaplarına nakit yatırma ile biriken tutarların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği belirtildi. Rapora göre bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketleri olmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamında da 200 milyon liradan fazla olduğunu vurguladı. Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu vurgulandı.